Slap slap slap. Evet. Evet. Büyük bir enerji. Değil mi? Programın en tuhaf konuklarından Mert Yazıcıoğlu Loso ay laf lafsa geldi. Çarpsın ya. Sınırlı. Bunları alt yazı olarak şey yapar. Söyleyemedin mi? Söyleyemedim. Sen söyle mi? Düzgün söyle ama. Şeyi. Mert Yazıcıoğlu daha önce Loso sohbete gelip programın ağzına sıçmıştı hatırlarsanız. Hiç anlamamıştım. Çocuk şaka mı yapıyor? Neyin peşinde? Zengin mi? Ne anlatıyor? Yaşlı mı zengin mi? Ne yaptığı belli olmayan bir arkadaşımız. Ben demiştim ki bu oyuncu böyle her daim nasıl gidiyor oyunculuk iyi yani konuşuruz geçiştiririz 40 dakikaya bağlarız bir göndeririz ünlü sponsorla girer falan diye çağırdık. Bir baktım ki saçma sapan troll bir insan. O gün bugündür her gün buluşuyoruz. Burada her gün diyoruz. Buradayız. Ben de artık kamera arkasında işe başladım. Piyasa kötü. O videolardan sonra iş bulamadık tabii. En son işte beraber gain falan. Buralara düştük. Seren yazdım ama ismimin kullanılmasını istemedim. Evet, fikir işlerim. Babası benim ama ayak işlerim. Caner Özgürt'ü yazdık ama senaristi. Öyle yazdık ki yani para yani şey yapmasın hani çocuğu var kazanması lazım. Evet. Ne alacağız? Loso sohbet. Evet. Bir de adını da yazayım. Mert. Yazmama gerek en üstte ben çıkmam lazım. Bakalım lan kim çıkıyor. Yok sen çıkmış. Dur bakalım kim çıkıyor. Ama yeni diye. Yeni diye. 59. Güven Murat Akpınar. Ekim Beril bile senin üstüne çıkıyor. Allah abi yukarıda geçtin abi. Ya yani senin de gözün görmüyor. Yani. Evet. Beğeniler, bu arada izlenmeyi beğenmedim. İzleyenleri bir daha izlersen. Paylaşmadın mı? Paylaş. Niye paylaşmıyorsun? Paylaşmış mıyım? Aa deli misin? Paylaşır mıyım hiç? Deli misin? Paylaştım da abi. Paylaştım abi niye paylaştın? Teşekkürler. Ama benim şeyim Instagram çok aktif kullanmadığım için şey olmuyor. Bizim postu atıyorum işte 1 milyon takipçi var. Evet. Yani 150'si bakıyor falan. Hani öyle. Genelde storylerinde 9 erkek bir odada oturduğunuz için mi acaba çekici değil Instagram hesabı? Ya şimdi buradan mı gol atıyoruz yani? Tek YouTuber sen misin be adam? Ha? YouTube'da tek misin yani? Bizim de dostumuz var. Sağ olsun. Gördüm. Bazı arkadaşlar. İnternet paketiniz zayıfsa. Şuna bakın yukarı çık abi. Bak. Kaç? Oha. Ya. Demek ki afra gerekiyor. Afrayla beraber gerekiyor demek. 11 milyon da yani yavaş Sedat Peker videosu kadar var. Evet. Evet şimdi. Okuyorum. Hello People demiş ki çok gülüp hiçbir şey anlamadığımız mücbir performans. Niye mücbir ya? Bu yorumu Melikşah yazdığına %100 eminim. İlk kez Caner'den daha şuursuz bir konuk demişler. Olabilir. Tek şuursuz Caner değil dünyada. olabilir. Keşke yayınlayabilseydik. Evet ya niye çoğu şeyi yayınlayamadık? Buna bir açıklama getirmek istiyorum. Çünkü şöyle açıklama getirmek istiyorum buna. Arkadaşlar iş bulamazdım. Gerçekten öyle bu arada. Ya. Bir daha çalışamazdım. Ben de ekmek yiyorum bu işten. Söylediğim şeyler şuursuz olduğu için bir daha iş bulamazdım. Ama Mert dedi ki çok güzel abi yayınlayalım. Ama İlk... sonra menajeri öyle demedi tabii ki yani. Menajeri... Olayın heyecanıyla mı dedim ben ona hani yayınlayalım diye. Yoksa hani düşünüp bunu söylemezsin ya. Ne olurdu ki acaba? Abi ne olurdu? Şöyle olurdu. Biz Cihangir'de bir kafe açardım. Bu kadar mı ya? Tabii gelirdin sen giderdin. Bizim eski Mert oyuncu falan. Mert'in kafesi vardı. İyi kafe açacak ya birikim yapmışsınız. Var bir şeyler var. İkiniz de sarkastik takıldığınız için konu sürekli dağılıyor sıfır ciddiyet. Şunu fark ettim. Senin... izleyenlerin böyle bir başka bir kesim gibi. Yani kullanılan kelimeler, işte çok sarkastik, işte çok mücbir şeyler bunlar falan gibi böyle bir değil mi? Sen böyle nasıl kelimelerin etrafında? Ben genelde 5-5 kelime. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi sağ ol. Moruk. Bazı var. Bazen var. Moruk çok böyle nasıl diyeyim? Anlık kullanırım ya. Moruğu. Ben de bazen. Yani moruk şunu uzatsana. Moruk. Abi ne diyeceksin yani şimdi? Arkadaşım. Arkadaşım şunu uzatsana ve Tolga Çevik gibi olurum o zaman. Olmaz abi. Yok abi konu mutlaka Tolga Çevik'e geliyor Çevik'e bu programda gelir. Ya. Tolga abi seni çok seviyorum. Abim. Gerçekten çok seviyorum. Ben de. Vallahi. Ben beraber de. Şeye gidelim. Evet. Bu sefer bak yayınlansın diye yayınlansın bazı kelimeler söylemiyorum. Kendi kendime otosansör uyguluyor. Evet. Küçük tatlı bir pari bu arası dedik. 4 milyon kullanıcısıyla hızlı, güvenilir, kolay kripto para işlemi yapabileceğiniz platform Paribu. Paribu'da 7/24
Paranızı çekebiliyorsunuz. Alış satış yapabiliyorsunuz. Gayet güvenli, hızlı. Toplam 4 milyon kullanıcısı var. Hızlı, güvenilir. Daha ne olsun? Ayrıca Paribu'nun YouTube kanalında Yarının Dünyası isimli bir program var. Yekta Kopan sunuyor. Kripto parayla ilgili ve geleceğin teknolojileriyle ilgili sohbetler gerçekleşiyor. Ben de konuk oldum. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Bakarsınız artık. Ben de takipteyim. Bu kadar. Teşekkürler Paribu. Evet, Kutsal Motor'un Bartı bölümünü keserken yaşadığı zorlukla sizin bu bölümü keserken yaşadığınız zorluk kapışır. Demiş Kübra. Doğru. Arkadaşımız. Doğru. Kutsal Motor Bartolu bölümü izlemedim. Ben izledim. Bartolu herhangi bir bölüm izlemedim. Küçük Osman'ı ne kadar iyi oynarmış aslında. Onu fark ettim. İşte Zeynep Günaytan bunu fark edememiş abi. Aynen öyle. Zeynep Günaytan bunu fark... Ve söyledim bu arada arkadaşlar. Zeynep Günaytan'la o beni seçmedikten sonra bir 7 sene sonrasında... Abi bu gerçek muhabbet değil mi? Lütfen abi. Ben sadece aklına geldi sana. Hayır. Sen bir dakika Küçük Osman'ın seçme o dışına gittim tabii. Gün Koper seçildi o da kardeşimiz. Ha, ama Küçük Osman'ın büyümüş abi. Vay Koper'in oğlu. Yok. Bizi tanıyan yok o zaman. Herkes köşeleri kapmış. Almış be abi. Oradan bağlamışlar herhalde Zeynep Hocam. Bizim oğlan olsun falan. Yok espri yapıyorum bu arada. Şaka. Nasıl şaka? Şaka kesilmeyecek burası. Şaka efekti koyduk evet. Oraya. Ha 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 diye. Neyse. Evet. Seçmelerine gidip ikinci olarak döndüm. İkinci olmak neyse. Böyle bir açıklama yapılıyor mu? Sen ikinci merdivenin çık. Sen yani, şey. Bayağı yok. Yani dediler ki sen gelme kardeşim bundan sonra. Tamam abi dedim. O, ama o işte. Son ikiye kalmıştım. Diyebilir miyiz? Bak. Sana bununla ilgili bir anı anlatayım. Vural Yaşaroğlu ve Cengiz Bey ile görüştük o zaman. Cengiz Bey'in soyadını hatırlamadığım için Bey tabirini kullanıyorum. Senaristi ve Vural Yaşaroğlu. Ben ne saçma bir şey. Yemeğe gittik. Valla gerçekten. Yemeğe götürdüler sağ olsunlar beni. Bana dedi ki Cengiz Bey sen dedi neyine güveniyorsun? Bayağı. Bu ne ya? Ben 17 yaşındayım. Okul okumamışım. Ne? Hani oyuncu... Ne üzerine söyledi bunu atıyorum. Muhabbet şu işte oyunculuk. Bu. Sen dedi neyine güveniyorsun buraya bizim hani buraya bayağı audition'a geldin falan filan. Ben dedim vallahi ben bir şeye güvenmem de siz dedim neyinize güveniyorsunuz Cengiz Bey. Bak hiç unutma. Bak atılacak şeyler bir başlıyoruz. Cengiz yok Cengiz Bey artık. Tamam. Gerçi Cengiz bile değildir adı belki. Cengiz lan. Yaz. Tamam ya yazmayacağım. Hayır abi biz... Şey yapacağım Cengiz Bey mi yazın? Cengiz Bey Küçük Osman Cengiz Bey. Hayır lan Küçük Osman değil. Öyle bir geçer zaman ki Cengiz. Senaristi. Ha. Cengiz Orzu mu? Yok o başka. Yok kandı mı? Şöyle zaman bir ki. Geçer zaman ki Cengiz. Cengiz değil abim. Senaristi yazar mısın ya? Coşkun Irmak. Cengiz. Demiştim adında Cengiz. Tamam Coşkun abi dedi ki. Sen Coşkun abi değil bu arada ya. Cengiz de abi adı. Ya tamam. Ben kimle görüştüm lan o zaman? Tamam ne yaşandı ki? Sanki abi önemli işte bir şey mi anlatacaksın? Bana dedi ki sen dedi. Neyine güveniyorsun? Sen neyine güveniyorsun dedim. Kim büyük ihtimalle bu şekilde işte. Yaşanmadı olan. Vallahi bu şekilde yaşandı yemin ediyorum. Vural Yaşaroğlu'yu bağlayın Vural Yaşaroğlu'yu soralım. Vural o da Varol ya. Bir tane doğru bilgi yok hikayenin için. Bu dersine çalışmadan geldim ya. Ama ne yapayım abi yaşlandık artık. Bazı şeyleri beyin otomatik değiştiriyor yani. Çok yaşlandın ya gerçekten. Saçın ak düşmüş bana söylediğin lafa bak. Oğlum ben yaşlandım zaten. Ya ben de yaşlandım. Ben ruhen 45-50. Var mı bu hikayenin bir varacağı bir bahsettin hocası bir öğüt? Hayır bu kadar şey. İnsanların adını doğru ezberlersen belki işsiz kalmazsın gibi mesela bir kıstadım işte. Umuyorum ki bu bölümü izlemezler. Mert'le bir laps 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 gelir mi be? Keşke gelse. Laps 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 nedir? Bu programın adı şu an. Şu anda oradasın. Hmm. Geldi yani. Laps, farkında laps, laps. Değil ama geldiğini. Ben şu an laps laps laps'ta mıyım? Evet. Neden bu isim? Kim? Bu ismin babası kim? İsim babası kimdir? İsmi annesi var. Biraz cinsiyetçi olduğun için sen tabii ki hemen bir isme babanın koyması gerekti. Hüküm peki abi. Şey peki abi. Ağlarsa. Müge söylemişti. Müge güzel isim. Ben demiştim ki bir tane format yapacağım Boran Kuzun bölümünde. Böyle gelen yorumları laps laps okuyacağım falan. Müge de laps laps koysa programlarında olur dedim. Nasıl? Ben dedim yapacağım dedim formatı. Sen dedin isim bu lan. Böyle oturdum. Konuştum. Sen neyine güveniyorsun dedim Müge'ye. Bu da dedi ki sen neyine güveniyorsun?
Evet. Mert Yazıcıoğlu kesinlikle kendi kanalını açmalı. Sohbeti ve enerjisi çok iyi. Arkadaşlar bunu ben de düşünüyorum. Evet. Çünkü farkındayım. Yani YouTube'da böyle bir açıklık oldu. Bomboş programlar. Hep bir masa etrafında toplanmış insanlar görüyorum. Bunun farkındayım. Bununla ilgili çalışmalar yapacağım ama hazır olmadan girmem böyle bir topa. Hazır olmayıp girenleri görüyoruz. Hallerini görüyoruz, ne haldeler. Görüyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ederim Mert Yazıcıoğlu. Programı gelip televize ettiğin için cümlemi alıntılamışlar. Caner Özyurtlu 2021. Bunu peki mesela atıyorum sene 2040. Oldu evet. Mesela böyle bir anıt yaptırmış. Duvarlarda göreceğiz. Göreceğiz değil mi? Göreceğiz. Tabii. İkimiz de yaşlı ve İkimiz şey de olarak, çok fey... önemli isimler haline önemli gelmiş işte, oldu. Evet. Sana laf sokan biri yok mu ya? Evet hiç. Mert resmen Caner'in ayarını bozmuş. Aşırı güldüm. Senin yine alıntılaman bir... Buraya ne yazıldıysa o tamamdı. Yazgıyı biraz pamuklara sarama ağzımıyız. Hocam aradaki... Ya senin bu şairane ruhun. Değil mi? Şey kimse gibi, çıkıp da... Yılmaz Erdoğan gibi. Yani o şairane... Hafif. Atletimi giyerim, klibimi çekerim. Peki senin şey ne zaman? Artık böyle hani o organize işler bilmem ne... Bir... Ustalaşmayı ya. Bekliyorum. Ha, şimdi anladım. Biraz da... Anladım. Peki. Hocam ustalaşma kaç yok yaştır? O değişir insanlara sanırım. Adam mesela çocuğun biri çıkıyor 20 yaşında film çekiyor kanlı ödül alıyor. Usta diyebilir miyiz? Var mı öyle örnekler? Ben usta... Aa kapı çaldı hocam. Ben kapıyı çaldım. Evet. Geri kapı çalmıştı. Bir de arada yine yayınlayamayacağımız bazı şeyler söyledi Mert. Ve devam ediyoruz. Buyurun. Şive komedisine doyduğumuz bir bölüm. Arkadaşlar şöyle. Sen bunu Cem Yılmaz'a söylüyor musun? Şive komedisine doydum. Söylüyor musun? Söylemiyorsun. Şimdi... Güldüğümüz şeyler bunlar. Yalan mı? Doğru. Sen de kullanmıyor musun filmlerinde, dizilerinde bunu? Abi şive komedisi uzun konuşurum ya bu konuda. Ya konuşsun abi vaktin zor. Yani insanların da ülkedeki %70 falan şivelidir herhalde. Yani var mı öyle şivesiz? Dolayısıyla bunun komediye yansıması, bununla dalga geçmek. Mesela Özgür Turan'a falan diyorum şive komedisi falan yapıyorsun falan diye ama aslında özünde yani şive komedisi değil zaten... Komedi yani. Normal kültürümüzde mesela... olan bir şey yani hani... Şive komedisi deyince ne demek istiyorlar? Sadece vrakala yaparak güldürmeye çalışıyorsun mu? Aslında orada elitist de bir şey var. Bu insanları biz televizyonumuzda görmek istemiyoruz şivelilerimizi. Yalnızca İstanbullularımızı görmek istiyoruz. Bana bak izleyici. Geçen gün bir arkadaşımla kavga ettim. Kalbini kırdım arkadaşımın ama. Gerçekten? Evet. Doğu'yu izlemiş. Doğu dizisini izlemiş. Ya yine Recep İvedik falan dedi. Abi ne alakası var ya? Ne alakası var? Yani sadece bir, ben de izledim bu arada. Yani İstanbul Türkçesi konuşanlar bir komedi yapıyor. Onun dışındaki herkes Recep İvedik gibi bir şey mi? Bence değil. Ben bu arada Doğu'yu izledim. Sen elitistsin dedim. Ya öyle de deme ya falan dedi. Sonra nereli arkadaşın? Barıştık. Nereli? İstanbul. Harbi mi? Evet. Bayağı doğma büyüme. Babası, anası, bütün sülalesiydi sülalesi. Konuşması da böyle düzgün. Böyle bir ayrım var sonuçta. Aslında karşı olduğu şey o komedi değil de gerçekten o kitle. Tamam da arkadaşım komik seni şey. Seni söylemiyorum hadi. Bak şimdi ya komik şeye bu kadar gülüp geçeceksin. Bu kadar üstüne düşünmene gerek yok ki. Evet bence. Gülüyor musun? Gülüyorsan. Kaliteli komedi kaliteli. Ya yine coştu ya. Tamam orayı şey yaparız böyle iki kare atla. Resmen tüm konukların intikamını alıp Caner'in kafası yakmış gitmiş. Hiçbir şey program sen, falan da izlemediği için ben yok, hayır, Tolga Çevik olayların farkında değil. Tolga abi merhaba. Tolga Çevik bölümümüzü yani o tüm konukların intikamı derken sen böyle konuklar herhalde bana gıcık mı oluyor demek istiyor. Soruların şey mi yapıyor? Sorularım sizi rahatsız mı ediyor? Rahatsız mı ediyor? Ünlüler ve az ünlüler. Haciz hikayeleri aslında en kötü anları. Ben başka bir şey anladım okudum ya. Evet. En kötü anıları ama bunu anlatıp gülmeye çalışıyorlar. Biz öyleymiş. Kimimizin de evine haciz gelmiş ya çocuk. Sebepsiz gülmeye çalışmaları içimi cız ettirdi. Peki arkadaşlar, bunu filmini çekseniz ve filmini çeksek buna böyle bir hani aslında o komik anlattığımız şeyler sizi duygulandırsa. Kimi teklif ediyorsun? Bak, başarılı film o değil midir çok ama? Çok güzel bir şey yakalamışsın. Abi bak, sen bir dakika. Bak şimdi biz bir saniye bir şey söyleyeceğim. Sen Parazit'te o tuvalette mesela çocuklar valisi almaya çalışıyor falan. Orada böyle bir böyle oluyorsun ya onun gibi bir şey mi yoksa başka bir şekilde mi anlatmak diyor Özlem? Başlarına bu iki insanın da acı şeyler gelmiş. Hı hı. Burada da sebepsiz bunu anlatırken gülmeye çalışıyor. Gülmeye çalışmıyoruz. Gülüyoruz birader. Yani bu gülüp gülecek bir şey. Çünkü 20 sene önce oldu yani artık. Ne yapayım yani? Ağlayayım mı? diye böyle ağlayayım mı? Bir de aciz de tıpkı şive gibi ülkemize çek çok insan başlıyor. Yani bir de yani yaşadığın ülke bu be abla. Hanım, kadın. Yani senin evine haciz gelmediyse sen başka bir kitleye aitsin. Evet. Elitleri burada istemiyoruz. Hadi bakalım.
Fakirlerin yeri burası. Bak, yeni UV. İyice halk için. İsmini vermek istemeyen izleyici. Bak Doğu Demirkol, bak. Şimdi çıktı. Doğu'yla böyle. Beni bir aynı kefeye siz koyalım. Siz aynı... Doğu'yla bir iş mi acaba? Recep İvedik kitlesi ya. Sizin anladın mı? Bak ellerini abim, tutayım. Recep İvedik diyorsun da kusura bakmayın. Gişe başarısı olan bir film. Kesinlikle. Çek bir film 7 milyon yapsın hadi. Keşke. Yapsana. Yapamam. Yani. Bunu söyleyen arkadaş da, o elitist arkadaşım var ya, o elitist kimse. Ha. Çek lan bir film. Doğu Demirkol, Mert evet. Yazıcıoğlu gibi konukların olduğu bölümlerin ayrı bir tadı, bir kategorisi olsun. Haklı. Şuursuzlar. Haklı. Serisi çok yapabiliriz. Çok haklı. UV. Doğru UW demek, hatta. Yabancı ya. Olabilir. Williams falan. Talip Bademci denmiş. O da biraz. O da mı görüyor? Abi bazı bölümler beni de şaşırtıyor. Bunlar o bölümler. Anladım. Böyle daha muhabbet ederiz tatlarken bir adam çok karşıdaki çok troll çıkıyor falan. Garip bir insan. Sen de çıkıyor. De öyle oldu. Yalan yok. Kesilen yerleri çok merak ediyorum. Ama bölüm çok eğlenceliydi. Gülmekten çenem ağrıdı. Her yeri kesmişsiniz, bir şey anlayamadık diyenlere katılmıyorum demiş. Çok haklısın Gizem Tosun Hanım. Bir de zevk de almazdınız. Bazı anlarda da hani arkadaş ortamında bokunu çıkarıp eve evet. Gider üzülürsün ya, ben böyle evet. Çok bokunu çıkardım diye. Onu da yayınlamayalım artık. Yani biz de şımarıyoruz yani. Bir de gerçekten bazı şeyler burada komik. İzlerken komik olmuyor. Gerçekten. Mesela şey diyorlar ya, o komedi filmlerinde olur genelde. Biz çok eğlendik ya falan. Evet, hani. Lan, tamam da çekerken eğleniyorsun da izlerken eğlenmiyorsun bazı şeyleri. Yani ben mesela eve gidip yayınlasak o bölümleri eğlenmeyebilirdim. Abi yemek yerken seni izliyorum. Belki genzime kaçar ölürüm diye. Ya Beyza bizi üzme burada tatlı tatlı intiharı. Hani karşı öbür tarafa gidince ben yanlışlıkla öldüm. O sorumluluğu üstlenmeyecek yani, bir ince çizgide gezmeyi ben de çok seviyorum. Beyza kaç tebrik yaşındasın bilmiyorum ama yani düşünsene neden öldün diyorlar. Yemek yerken Caner Özürt'ü izliyordum ve boğazıma kaçtı. Böyle mi ölmek değil. Böyle mi ölmek isterdin gerçekten? Ya şu yaşamı bir artık anlayın lan. Kendi ölümünden sorumlu olmak istemiyor ya. Çok haklı. Ama bence. Yani böyle git o zaman araba çarpsın öl şurada. Ölmek çok kolay abi, ölmek bedava. Arabayı çarpan adam da hapse giriyor. Beni bağlamaz. Burada ben öldükten şey sonra. Olmuyor. Tamam da birader mesela vicdan bak şimdi, var, sen burada bana yapacaksın. Kafama vurdun. Bunların hesabı nasıl vereceksin? Bir dakika kafama vurdun. Silahı çıkarttın vurdun beni. İyi, bilmiyorum. Tamam. Ölüm zamanı yakında eksende. Her gün refresh ediyorum. Ve bir daha doğdum. Yok. Yok. Niye yok? Vurdun beni. Evet. Ben zannediyor musun ki ben bir şey hatırlayacağım. Caner beni vurmuştu falan. Böyle bir şey olabilir mi sence? Hocam bilemeyiz. Ne bilir biliyor musun onu? Ya. Yeah. Bilim. Falan. Ne diyor? Bu kadar kata gerek yok. Ben kulağımı tıkardım. Kardeşim çok koca yürekli bir insansın ama dediğimiz gibi maalesef. Yapamazdık yani. Bak senden bir alıntı. Ha, bir dakika o çok güzel. Araba alınır satılır. Ev alınır satılır. Yatlar. Helikopteri alırsın satarsın ne olacak? Sonra bir tane daha alırsın. En kötü saati satarsın. Satar saate bakın. Satıp helikopter alın. Var abi böyle saatler takan insanlarımız var. Ekran evet. Başında da var yani. Kimse de demiyor bu adam bu şeyi nasıl yapıyor diye. Yani. De diyor da var. Neyse. Evet. Yalan mı abi? Var kimse bir şey diyor mu? Evet buyurun. Son zamanlarda hiç bu kadar gülmemiştim. Mert efsane adamsın. Loş yani sohbetin en keyifli ürünü. Sırf bu yüzden geldim biliyor musun buraya? Bazı yorumlarda övüleyim de biraz... Aymina Sofya'ya buradan teşekkür eder misin? Aymina Sofya düzenlenmiş mi? Niye öyle düzenlendi yazıyor? Üstünü değiştirmiş sonra yanlış yazdı. Şöyle değiştirmiş falan. Bir de dikkatli. Bul beni Aymina. Sofya. Şey yapıyor musun ne abi ben sevgilime evlenme teklif edeceğim video ya yapar mısın falan diyorlar mı sana? Bir kere oldu evet. Bir kere yaptım onu. Zaten genelde bir kere oluyor öyle şey. Bir daha hani ikinci karıma da evlenme teklif edeceğim falan. Şeyde karşılaşmadım. Yaptım işte seni çok seviyor falan. Birader bunu ben söyleyince mesela etkilenir miydim? Hayır ben değil sadece böyle bana insanlar. Bana söylese etkilenirim. Direkt bana sana söylesen ben de etkilenirim bu arada. Hani ben psikolojik olarak etkilenirim bundan. Evet tahmin ediyorum. Değil hani mesela sen bir kadınsın ve sana... Bilmiyorum bana bil abi. Hadi Mert Yazıcıoğlu ya. Hadi Mert Yazıcıoğlu teklif etti bak. Ha. Şunu düşün. Caner Özyurt teklif etti. Hayır. Hayır şey gibi mi? Hani ben ediyorum sadece benimki yetmez. Bir de Mert'ti. Şey, Kıvançlar bilmem neler hani böyle tanıdık ünlü isimler söylüyorum şu an. Yanlış anlamadım. Aynı kefeye koyduğumdan değil yani böyle salak salak sonra. Salak salak konuşmuyor sonra. Evet. Ondan sonra. hani mesela işte Caner seni çok seviyor.
İşte evden falan video çekiyorsun. Ben bir kere kavramsal olarak Instagram'da bayağı uzun tartıştım bir adamla. Diyor ki evlen. Ben de diyorum niye benle ediyorsun abi? Evet. Çünkü seni çok seviyor. Tamam da senle evlenecek sonuçta. Tamam da birader aslında seni çok seviyor olup da ama kabul ben, etmesi gerekmiyor. İşte aynı. Hani ben seviyorum. Bak evet. Bu da seviyor. Ama ben dedim ki ben senin iyi bir insan olduğunu nereden bileceğim dedim. Belki kızla evleneceksin. Çok kötü davranacaksın. Ben niye buna mesela kefil oluyorum dedim. Evet. Abi bilmiyorum. Ben öyle bir insan mıyım? Aşk olsun. Nereden bileyim ya? Sen benim için yumurta bir resimli bir kullanıcısın yani. Hani 5 yaşında da olabilirsin. Mert, vardır bir yalan kesin kenarda kedi kesiyordur. Yalan, sen bunu da hatırlayacaksın. Yalan konusunda geçen işte bir iki hafta önce eğitim aldım. Biliyorsun sen de 13 erkek dedin, bana laf sattın. Neydi ki o ben? Ümit. Ha evet. Ümit'le. Evet. Oğuzhan Uğur, Nalet Oğuzhan. Bebe, adam gibi adamların olduğu herkes oradaydı. Bir ben yoktum. Ve bir yalan eğitimi aldım orada. Evet. Artık daha kaliteli yalanlar söylüyorum. Tekimi bir süreçten geçti. Tabii çok. O gece benim çok şey değişti. Oyunculuğuma da çok şey kattı. Hepsine buradan selam veriyorum. Sadece ve sadece. APO'yu söylemeyi unuttum. APO da var. APO diyorlardı. APO mu diyorsun sen? Yok. APO. APO abi ya oradan. APO abi de demiyorum yani. Hayır. Öyle bir samimiyetimiz olmadı. APO ne haber falan. Hani, oğlum üst üste oturuyordunuz. Üst üste oturmuyorduk. Böyle bir insandan bak... kule yapmıştın sen. Sen Ümit'in kucağındaydın. Öyle bir ortam değil. Bana atılan storyleri anlatıyorum. Sana story mi atıldı? Yok, anlatın. Evet. Hayır, yani öyle bir şeyse bilelim. Hiç öyle bir ilişkimiz yok. İkinci kez görüyorum hayatımda. Yakın arkadaşlar. Bak ha güzel. Kübra'nın yorumunu oku. Caner. Sen oku. Bunu ben de merak ediyorum. Caner Mert'i sevdiğimi sevmediğimi anlamadım. Ben de. İlk defa programdan sonra görüşecekler mi diye çok merak ettim. Görüşmedik. Görüşmedik. Ama ben çok sevdiğim insanlarla görüşmem zaten. Sevmediğim insanlarla görüşürüm. Ama Caner'in işi vardı. Ben aradım hep. İşte Caner'in abi. Ya Settin Mert kapatayım falan. İşte birkaç kere daha aradım. Hani nasıl bir yalan bu ya? Çalışıyorum abi. Bir bırak söyleyeyim bakalım. İnanılacak mı? Numaramı az önce aldı yani. Bu arada evet. Bana Instagram'dan yürüyordu. Konuk alıyorsun. Düşünsene. Programına konuk alıyorsun ve telefonu verme zahmetine bile katlanmıyorsun. Verme değil oğlum. Sen daha ünlü olduğun için şey gibi oluyor. Abi biz birbirimizi eklemiş miydik ya? Ben sanki bu programı burada eşit şeyle... Ha, ben de oyum. Ergen starlarla tanışmak için şey yapıyorum sanki. Ben de diyeceğim ki ben Caner de. Hemen numaramız... Şey diyebilirsin belki. Sen bana numaranı ver. Ben kaydedeyim. Gidiyor ondan sonra kendi numaranı. Kendi numaranı vermiyor. Sen çaldırma. Numaranı ben yazayım diye. Ben gelip size ararım seni. Caner'i hiç bu kadar çaresiz görmemiştim. Vay be. Abi işte kötünün kötüsü var abi. Kötünün kötüsü. Caner Mert'i sevmiş sanırım. Samimi biri. Kasıntı değil ya. Ondan sevdi bence. Merve F. Niye benim seni sevmediğim tarzı? Ya neden? Niye? Bir enerji mi aldılar acaba? Bakmıyoruz. Mert Yazıcıoğlu beni sevdin. Önemli olan evet, soru bu. Evet neden? Arkadaşlar Caner. Ben sadece Caner okuyorum burada. Evet. Ben buraya yorum okumaya gelmedim. Ha? Niye hep ikinci tekil şahıs? Kenny Reeves'i de Mert Yazıcıoğlu'nu da o kadar seviyorum. Kralsın be! Kategoriye bak. Evet ya ne kadar evet. İlginç yani. Çok ilginç. Yan yana bile koyamadım bir resim olarak. 2,5 saat Keanu konuştuğumuz bölüm olsa seyrederim şakasız. Bu arada gerçekten. Yapalım mı böyle bir bölüm? Sadece Keanu Reeves 2,5 saat. Ya 2,5 saat sürmez de. Ya yapılır bir yarım saat 40 dakika üstüne muhabbet edebilir mi? Yani çektiği filmler, yaptığı PR çalışmaları. Videonun özeti. Hı. Yaşamak bana bir bok öğretmedi. Yani bir kitabın son cümlesi gibi değil mi ya? Ya da açıl. Mert. Hı. Samimiyetine, mimiklerine hayranım. Evet. Çok gülerek de izledim ama bazı yerlerde sırf sen çok güzel güldüğün için yapılmış olabilirim. Çünkü kesilen yerlerden dolayı neye güldüğümüzü tam anlayamadım. Ayrıca olarak da bizim bildiğimiz Mert Yazıcıoğlu işte. Daha nereye çıkabilirsin bilmiyorum da böyle programlara daha fazla çıkmasın. Aşırı keyif verici. Gül Toktay teşekkür ederim güzel yorumların için. Hiç bak bunun esprisi sonu gayet efendi yazmış abi. Demiş böyle hissettiklerini. Çok teşekkür ediyorum. Mert'in
yayınlanmaması gereken şeyler söylediği anlarda, mesela 4.53, bilmiyorum oraya gidersen bulamayacağım. Caner'in gözlerindeki korkuyu izlemek çok keyifli. Sanırım. Beni de iyice böyle süt çocuğu noktası hani. Sen, öyle evet. Bir şey söyledi ki. Caner şok oldu. Yedi. O kadar. Hocam haber. Sanırım bunun yaşandığı ilk bölümlerden biriymiş. Teşekkür böyle bir iddia ederim. Var. Caner kendisinden daha bodoslama konuşan bir konuk görünce şaşırmış. Şaşmış biraz. Senin okuma sıkıntın mı var? Var evet. Introvertlükle ilgili soru soracağım dedi. Bak şimdi bahsettiğim aklında bu abi. Seyircinin bir kültür seviyesi bir yüksek. Şimdi sen bakkala gidip abi introvertlükle hani böyle bir şey böyle bir lisan kullanamazsın. Abi ben biraz introvertim. Sen bana meyveden sen köy karışık bir şey yapmasın. Sen bana domatesi yarım ver biraz introvertim arttı. Böyle bir şey kullanmıyorsun. Bizim kitle kaliteli hocam. Teoman gelse çok güzel olur aynı karamsarlık. Sağ ol ya. Teşekkür ediyorum. Sen karamsar mısın? Demek ki? İyiyim abi. Bir şey yazmış. İnsan izlemeyi seviyorum. Bu ne? Çok geniş bir kavram değil mi? Net. Bunu her yerde yapabilirsin. Kendi aralarında güzel eğlenmişler dedirten ve başından sonuna kadar acaba bir konuyu kesmeden konuşabilecekler mi diye merak uyandıran hoş bir video olmuş. Teşekkürler. Teşekkürler Cenis Negiz. Genç oyuncu olmanın avantajları çok. Her zaman ekmek yersiniz. Sağ Allah razı olsun. Gençken ve yaş ne olursa olsun genç görünürken oynayabildiğiniz kadar oynamalısınız bence. Zaten yıllar geçiyor. İlla ki yaş ilerliyor ve genç oyunculuktan çıkılıyor. İsteseniz de oynayamıyorsunuz. Aceleye gerek var mı? Tadını çıkarın. Ama bak şimdi sevgili Elif. Diyorsun ki oynayabildiğin kadar oyna. Sonra cümlenin sonunda diyorsun ki aceleye gerek var mı? Bu nasıl bir ikilem bu yani? Beni şeye mi sokmaya çalışıyorsun sen? Kafamı mı karıştırmaya çalışıyorsun Elif? O değil. Söylediğin bazı yerlerde haklısın, bazı yerlerine katılıyorum, bazı yerlerine katılmıyorum. Katıldığım noktalar aceleye gerek var mı kısmı. Katılmadığım noktalarda böyle sürekli bir yerde gözükmek. Onu yaptık olmuyor. Onu zamanında yaptım, onu denedim yani bir ara. Her evet. Sene bir iş yapıyordum. O çok tatsız oldu. Ağlayasım geldi bilmiyorum. Ben tam da onun üstüne. Dün bu videoyu izlerken yiyeceğim pırasanın yanındaki şalgama kadar hesaplamıştım. Pırasa çok severim onu. Ama bugün Covid olduğumu öğrendim. Ve bir süre kapluşumla sarılıp uyuyamayacağım gerçeğiyle yüzleştiğim için... Aa, kapluş ne ya? Kaplumbağa değil herhalde. Kaplumbağadır ama. Kaplumbağaya sarılamazsan kırılır zaten. Yok. Kırılmaz. Üstünden tank falan geçiyor. Videolar var öyle. Kırılmıyor. En çok filtre yiyen konuk Mert galiba. En çok filtre uygulayan diyelim. Uygulatan diyelim. Kısıtlayan. Kısıtlayıcı. Ya o kadar garip ki... Sence senden mi bahsediyor, benden mi bahsediyor? Hadi. Bak yorumu açık. O kadar garip ki adam hem aşırı eğlenceli hem aşırı yakışıklı. Bu bence sen değilsindir yani, bu çok açık. Benim kafam karıştı. İlk defa bir insanı... Ama bak şimdi şöyle doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi kimin yakışıklı olup kimin yakışıklı olmadığını bir kişi karar verir buna. Nasıl bir cümleye girdim ben? Baştan. Kimin yakışıklı olup kimin yakışıklı olmadığını kişi karar verir. Evet. Bir kişi. Ben mesela de dersen, göre ben bana göre eğlenceliyim. Evet. Ben de aşırı yakışıklıyım. Olabilir. Olabilir. Böyle bulan insanlar olabilir. Sonuçta sen de evlisin yani. Hani seni de beğeniyorlar. Her insanın... Şöyle inanmayarak. Tabii olabilir. Olabilir ya. Yani. Neymiş? Afra. Ne kadar şanslı olduğunu biliyorsan söyleyeyim. Düşündüğünden de şanslısın. Bilmiyorsandır o da. Ama öyle yazmış. Peki. Düşündüğünden de şanslısın girl yazmış bir de sonunda. Girl. Afra şeyi de çok sever. RuPaul. O girl deyince oradan bizim evde de oraya çok çağır. Valla çok seviyorum. Sen sevmem. Sen çok seviyorsun. Sıkıldım ben. Bomboş ergen abartması oyuncumsu. Heh evet be bana oh bunlarla gelin abi. Oh be ya şunu arıyorum. Kimsin sen? Kesinlikle katılıyorum. Feynman. Feynman. Ayıp artık. Kesinlikle katılıyorum demek. Yani bak bu kadar yakından bakınca çok etkileyici bir insan. Bir dakika Feynman kardeşim. Bir şey söylemek istiyorum ben sana. Şimdi sen bana böyle bir şeyle geliyorsan sen kimsin lan? Ya sen... Yok hayır. Değil. Pardon. Söyleyebilir. Söyle. Söyleyebilir. Bomboş ergen abartması oyuncumsu. Sinirleniyor musun böyle şeylere? Hiç sinirlenmem. Ah aksine bayılırım. Dur birkaç tane böyle abi, şey. Abi adam programı yönetemiyor ki. Sürekli birilerinin profillerine giriyor. Senin bugün bir sıkıntın var. Gel seninle çıkışta bir şeyler içelim. Çağlar Ertuğrul ne abi? Kim? Sürekli Çağlar Ertuğrul gelsin diye mesaj geliyor. Çağlar Ertuğrul? Jake Gyllenhaal değil mi o? Oyuncu bir şeymiş arkadaşımız. Tanımıyorsun söyleyeyim sen çok piyasada insan tanımaz. Niye bu kadar çok insan yani istiyor? Demek o da mesela iyidir ha şey.
Keyiflidir yani. Tanıyor musun? Yakinen değil ama tanışıklığım var. Birkaç oyun oynamışlığımız var beraber. Ne oyunu? İşte aksiyon. Hayır, tiyatro değil. Hayır canım, ne tiyatrosu arkadaşlar? Ya ben hayatımda hiç sahneye çıkmadım. Tiyatro sahnesine çıkmadım. Gördüğümde çok şey yaparım. Elim ayağım dolanır. Gerçekten bu neyi doğru. Görünce? Sahneyi. Böyle bir heyecanlanırım. Hı. Daha oyuncu, hani oynamasam bile heyecanlanıyorum. Gerçekten. O yüzden oynamaya çok şüpheyle yaklaşıyorum. Tam net ya. Olur mu be benimle? Ya bence olur. Sana bir oynarım gerçekten dersin. Urfalı Hamlet, hadi bak. Evet. Şiveli Hamlet geliyor. Şiveli yakında, Hamlet yakında geliyor. Yayında. Ay yok, yayında gerçekten Hamlet. Köy enstitülerinde. Dinlemesi epey yorucu bir sohbetti. Mert Hatta. Yazıcıoğlu sempatik, normal, halktan biri gibi gelmişti programlarda bana. Ama bugün hayatı tiye alma içerikli konuşmaları, gençlik döneminde yaşadığı ağır kaybın acısıyla aslında hala başa çıkma çabası yüzünden olduğunu fark ettirdi. Çok zor bir durum gerçekten. Merve, seni o kadar iyi anlıyorum ki. Yani senle ben dışında bizi kimse anlamıyor. Acayip gerilmişler programın sonlarına doğru. Ağır giydirilişlerin olduğu anlar kesilip durmuş zaten, dikkat ederseniz. Ya of, ne anlamlar çıkıyor. Ne zaman Merve var bu arada? Toplumumuz bak %70 sürekli genelleme yapıyor. Merve'dir. Yani doğru. Hayli kesiklik, iyi toparlamışlar. Sonradan Caner'in sayesinde insanlar... müthiş adamsın Caner Fan Club. Bu yorum sen yazmadıysan ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet, Merve'nin 2 ile girdim yazdım. Bak bu çok oluyor ya. Konukla gerildiğimizi... Ha yok, o değil. Müthiş adamsın çok oluyor. Yani sokaklarda da çok duyuyorum. Mesela arkadaşlar, yürüyor Kadıköy'de. Yani. Caner! Adamsın. Karşıdan. Adam mısın? Bakın yine geldi. Aa, bak. Bir dakika. Dur. O da var, bu da var. Hah, şu. Sen oku. Sera Mersin. Ne? Demiş ki, Selahattin Sellehattin Paşalı varken bunu çağırmamalıydın Caner demiş. Oğlum Selahattin Paşalı'yı tercih etmediler ki benim yerime. Hani Selahattin'i mi çağıralım, Mert'i mi çağıralım demediler ki. Öyle bir şey yok. Selahattin de götü kalktığı için gelmez bu arada. Caner'in programı. Ben gelirim. Arkadaşım mı? Merve gelir. Selahattin. Tanıyor musun evet, Selahattin çok Paşa? Severim. Çok severim. Çok düzgün çocuktur. Gönderir misin bizim programa bir? Göndermem, çağırırsa gelir. Hayır, gönder. Gönderir misin? Ne demek? Kargolayayım Selahattin. Selahattin benim yanımda vardı. Gelince... Bana da söyleme, bir gün kapı çalsın. Oh Selahattin, Selahattin Paşa. Selahattin gelmiş. Hayır, video çekelim. Çocuklar kayda hazırlayın. Bu şive nedir ya? Bir insan kendine bu kadar iticileştirilebilir. Ay okuyamıyorum lan. Sen bugün... Sen okuyorum. Dedi. Aynı kişi bu arada ha Sera. Evet. Bak Sera bugün bana giydirmeye gelmişsin. Bu şive nedir ya? Bir insan kendini bu kadar iticileştirebilir. Bizim mahalledeki ortaokula giden ergenlerden hallice bir tip. Bir de kendini komik filan sanıyor. Sanırım. Yazık ya demiş. Caner'e söylüyor herhalde. Mert'e mi söylüyorsunuz? Caner'e mi yazmış? Caner sana yazmış. Bir... Sana yazmış bunu. Bana mı yazmış? Bizim mahalledeki ortaokula giden ergenler hallice bir tip değilimdir ben. Zaten yani... nereye gideceğiz ki yani? Televizyon hayır, çıkan insanlar ünlü okullarında mı okutuyor? Yani aktör ben... school'dan mı? Herkes mahallesinde sikko sikko evet. Okullarda okuyor. Ben düz lise mezunuyum bu arada. Hiç öyle bir Anadolu, bizim zamanımızda öyleydi. Anadolu lisesi falan vardı. Hani yüksek puanla girdim. Ben düz liseye girdim. Buradayım. Sen nereye gittin? İzliyorsun. Öyle düşün, anladın mı? Yani. Çok güzel anlattın. Anladın mı? Hareketlerine dikkat et Sera. Neden... Galio banlamadılar sorusunuz. Ne? Kardeşim doğru söylüyorsun. Ömer katılıyorum. Yemin ediyorum katılıyorum. Diyor ki hemen anladım bak soruyu. Sor. Senin diyor oynadığın abi diyor filmde. Senin ha, diyor çok iyi oynadığın oyunda. Bir karakter var. Onu niye banlamadılar? Adamlar diyor geri zekalı mı diyor. Ne çok haklısın. Ne demek ya bu? Oyunda bir pick phase var. Hero pick phase. Bir dakika. Yakınsın. Tamam, bu filmde mi oluyor? Filmde. İyi oyunda. Ha, filmde benim tamam, oynadığım evet. Bir karakter ediyorsun var. Masterlaştığım tamam. Bir karakter var. O da diyor ki neden diyor onu banlamadılar? Niye hani banlasınlar? Ulan adam çok iyi oynuyor o karakteri. Sen takıma gerizekalı mısın? Ha başında, kilonun başında niye banlamıyorlar? Sana katılıyorum. Büyük eksikliktir. Niye banlamadı sorusu. Hani küçük bir diyalog çözerdi mesela şöyle bir. Mesela. Beni banlamadıklarına takımın... inanamıyorum. Hayır ulan. Karşı takımda oyuncusun. Evet. Ulan kim demirden korsak teori bilmez dediği anlamıyor. Caner burada demediğin, linç yemek için girmediğin konu kalmadı. Bu arkadaşımız ne söylemiş olabilir ki bu kadar kestik? Sana soru sorma. Niye kestik cevap o kadar ya? Küfürleri kestik. Küfür
yersiz sektör hakkında konuşma. Ha, sektördeki insanlarla ilgili isim vererek biraz bayağı isim verelim. Sınırını aşmıştık. Gerek yok yani. Gerek yoktu. Ayıp olur dedik çoğunlukla. Yoksa linç değil de yani birebir hani arkadaş kaybıyla sonuçlanabilecek. Hayır, arkadaş değil. Burada yenen bir ekmek. Ben de bu işten para kazanıyorum arkadaşlar. Benim geçim kaynağım bu yani. Yapacak bir şey yok. Helikopter alıyor, saat alıyor. Kolay. Evet. Dur, Kayıpşehir gördüm. Daha Kayıpşehir'de nerede oynadı hiç hatırlamıyorum. Şöyle hemen anlatayım Gamze. Kayıpşehir'i izlediğin zaman bir dakikalık bazı kesitler göreceksin. Bazen 30 saniye. Evet. Bazen genelde göreceksin. Yakını bile olmayan sahneler göreceksin. Orada ben varım. Böbrek hastası Furkan olabilir ismi. Bir... ya yok artık ismi. Hatırlamıyorum lan. Nerede hatırlayayım adam çocuğun adını? Ya herhangi bir ismi hatırlıyor musun? Faruk Polat. Yani... Faruk Polat var değil mi başrolde sizin dizide? Hangi dizi? İlker Coşkun. İlker sallıyor. Sadece isimler. Evet. Onu oynuyordum. İlker ve orada dikkatli izlersen İlken İnanoğlu'yu görebilirsin. Tamam, çok küçücük bir rol oynuyormuş işte ya. Çok küçük. Boş yani olarak... konuk oyuncu diye gözüküyordum zaten. Sevgili arkadaşım. Yorumlar çok iyi. Gömemiyoruz. Çok az şey çıkıyor yani. En eğlendiğim sohbet bilmem ne falan. Bununla ilgili zaten isim gibi vermeden bir şey söyleyeceğim mesela. Söyle. Bir arkadaşımla oturuyoruz. Dedi ki ya bana dedi ekşi de beni çok gömmüşler dedi. Dedi ki ben dedim ki oğlum beni de gömüyorlar. Yani niye takılıyorsun ki buna gibi şeyler söyledim. Sonra baktık gerçekten hiç gömmemişler ya. Seni mi? Evet, ekşi de mi? Vallahi abi, çok şaşırdım. Mert Yazıcıoğlu. Yazalım bakalım. Virgül koyarsın bir şey. 6 sayfa. Bir tane vardır kesin. Vallahi görmedim ya. Kendisi PUBG'ye oynuyor mu? Bana ne? Bunlara niye cevap verelim? Tavırları, konuşma tarzı çok siyah. Harbi kötü bir şey yok. Oğlum bu çocuk çok gergin. Paso bir gerilim içinde. Normal hayatında da öyleyse kaç kaç demiş biri. Kötü bir yorum değil ama. Değil mi? Tamam, çok güzel. Yok, kötü bir şey yok. Böyle işte sevilen konuklar gelince zor oluyor ya bu programı çekmek. Bu arada ben bunu böyle içiyor gibi yapıyorum. Bu boş ha. Şey yapma yani bak. Aa bak, bütün konuştuğumuz şeyler çıkıyor burada. En sikko bölüm sadece Recep İvedik taklidi var. Helal lan Tuğrul Yüce. Helal lan. Büyük tespit lan. Bak, kral adamsın ya. Yani. Harbiden ha. Harbiden delikanlı gibi demişsin ki en sikko demişsin, bölüm demişsin. Harbiden helal olsun sana. Sözün eri adamsın. Gir abi, gir. Gir. Bunu kullanmazsam olmaz. Şu anda kapının önünde olmadım. Bana ne abi? Kapı çaldı. Benle tanışmaya mı gelmiş? Evet. Açık mı ne abi? Ne demek o? Tamam. Söyle, ne söyleyeceksin? Şimdi kestik burayı, biliyorsunuz ki. Bir hayranı Caner'le tanışmaya gelmiş. Hayatım hiç böyle bir şey yaşamadım. Ünlü olmanın, ünlü olmanın ne demek olduğunu Caner'den öğreniyorum. Kur'an kartı. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Kapını çalmıyor mu Mert'le? Benim kapımı çalıp ya abi seninle tanışmaya geldik falan hiç yaşamadım. Çünkü ben halkın içindeyim. Halkı kucaklayıp onlar da ben... bir bütün beni onlar yarattığı için buradayım. O ağız. Bunun maaşını siz veriyorsunuz. Yürüyün ben. Ne oldu lan? Konuşuyorlar. Beni 8 yerimden bıçaklayacak. Öyle bir tip miydi? Hattiktir ya. Sürekli beni... Caner'in başı belada abi. Caner'le beni tanışacak. Değil mi? Tamam, tanışma. Hayır, motoru çizmişsin. Can, fikir lan. Yok ya, ne kaç kişi... Sen beni... Kaç kişi... Şive yapma ne olur demiş. Ya sen de yapma ya. Allah artık aşkına, tamam yapmıyorum. Hep böyle mi konuşayım istiyorsun? Ha? Hep böyle düzgün İstanbul çocuğu gibi mi olayım? Düzgün mü? İstanbullular düzgün değil mi yani? Tam bir magazin gibi ya. Kimi tuttu hiç belli olmuyor. Bak biri şey yazmış. Aptallık etme. Sen Bihter Ziya gitsin. 9 adlı kullanıcı. Daha ne kadar bekleyeceğiz Kubilay Akan'ın geleceği bölümü? Kubilay Akan'ın bölümü gelsin. O da mı arkadaşım? Kubilay siz genç yakışıklılar hep birbirimizi tanıyor musunuz? Biz genç yakışıklılar olarak hep birbirimizi tanıyoruz. Biz mesela orta yaşlı çirkinlerin böyle bir network'ü yok yani. Kubilay da arkadaşım. Bir gün onu da getireceğim. Ama programı da bende var. Onu hadi da bakalım. Yolla. Selahattin de Kubilay Akan'ı yollayacağım canım. Mert'in enerjisini bayılıyorum. Sağ ol canım. Enerjisi nedir o? Serkan Altun'dan sonra en çok güldüğüm bölüm. Ki beni bilen bilir. Nereden bileceğiz seni ya? Çok şeye sesli gülebilen biri değilim. Kaan, Sezyum ve Bartu takipçisi olmama rağmen tamamını izleyemedim o bölümleri. Mert Yazıcıoğlu hayatımda gördüğüm en komik, doğal, şuursuz insan. Canımsın. Her gün konuk alınsın, laps 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 yapılsın.
Ama sende gerçekten bir insan bulaşası geliyor. Mesela bende de hemen böyle ters bir şeyler söyleyeyim. Evet, böyle yani gerilim oluşsun. Çünkü o gerilimi hiç taşımıyorsun ya, hemen sen de bir şey laf sokmak. Ben mesela çok severim. Ben de çok seviyorum. İşte o hatta geçen programda bahsettiğimiz egolu oyuncu hani tipi. Evet. Onunla oynaşmalar. İşte ben de bayılıyorum. Abi bayılıyoruz ya. Biz bu mesleği yapmak istiyoruz ama bu mesleğin bir adı yok. Bu mesleğin adı YouTuber'lık artık. Değil. Değil abi. YouTube'da çok tanıdığımız var. Değil. Bu şekilde senin gibi bir insan yok yani. Hep saygılı efendim. Benim gibisi efendim, yok Mert'cim. Kusura bakma. Evet. Ya ne olur kesilen bölümleri paralı, private, zıkkın, VIP içerik yapın izleyelim demiş. Burçe, Tutku, Tuncalı. Yapsam alacağım mı? Hayır. Yani yapsak almazsınız usta. Biliyoruz yani. Alabilirim ha. Hiçbir yerde yayınlanmamış. Mert Yazıcıoğlu'nun kariyerini bitirecek ha. Video. 5 lira diye ben koysa. De alırım canım. Ben de alırım. Hani birinin kariyerini bitirecekse bu, evet ben de alırım. Parayı. Neyse verir alır izlerim yani. Kötü insanlık çok iyi değil mi ya? Abi çok yani. Bu arada böyle bir şey vardı mı mesela sen video yapsan işte bilmem kaç bağışlamadan izleyemiyor gibi bir şey YouTube'da var sadece değil mi? Sadece katıl şeylerine koyabiliyorum evet. Para verenleri açıyorum sadece. Bunu sana böyle. Para verecekler bunun için. Yani. Bana vermeyeceklerse sen nasıl yayınlayacaksın? Yani bana yatacak, ben sana yatıracağım orada. Bir dakika, kaç para geliyor şimdi? 20 lira desen. Canım, bir kişi verse 20 çarpı 1000 20 bindir diye para tahmin ediyorum. Para değil lan, ayağa kalkmasın. 2000'li sana versem 18 bin lira. Abi çok yani iyi 20 para. Binden 2 bin verdi ya. %10 verir ya. Caner, aptal aptal şeylere güleceğin bir bölüm yerine daha dolu bir bölüm ekleyebilirdin. Hayır, istediğine gülüp gülmemek senin tercihin tabii ama itici duruyor kardeşim. Bok gibi bölümdü. Helal lan Tuğba. Helal olsun sana. Bu açık sözlüğünle ve Türkiye'ye yaptığın katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Tüm ünlüler adını bildir bu şekilde. Müthiş bir yorum. Kardeşim ne, bak. Sen kimsin? İçeriğinde kanalında içerik kedi yok. Bir tane koy. Kedi koymuşsun. Yaşika. Yamışa 1.51.7 test etmişsin. Bak, aa, lens testi bak koymuş. Tuğba. Bu Ozan'ın ya. Ozan'ın gizli kanalı bu muhtemelen. Tamam Tuğba. Lens testleri var burada. Sana bir şey söyleyeyim. Tuğba adı altında bana laf sokuyor hocam. Çok belli yani. Bu kadar bir abone. Bakın bir Ozan. Bir abonesi var. O da Tuna Güler. Hocam kusura bakma. Ozan kim oğlum? Şu koca olan. Lan ben ünlü birinden bahsediyorsun. O Ozan olduğunu nereden anlayayım? Ya sürekli biz şey miyiz Nuri Bilge Ceylan'ın günlüğü mü burası? Her bahsettiğimiz insan ünlü olsun. Ben de diyorum ki Ozan açıktan mı acaba? Bugün İzabel aradı. Rüper. Neyse. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Çok konuyla alakasız. Jude Law'ın Nuri hemşiresiyle Bilge'ye... Hemşiresiyle yapma şeyi. Hayır hayır. Nuri hastalık. Bilge'ye kartını verip işte direkt beni arayabilirsiniz demesine. Neye takılı biliyor musun bu hikayede? Jude Law'un kartı olmasına takılı. Adam Jude Law mı? Aktör mü yazıyor üstüne? Hayır. Aktör. Adam Jude Law ulan adam. Yahoo. Tamam da sen zannediyorsun ki onlar bizim gibi hayatlar yaşıyor. Ne yaşıyor? Abi başka dünya var mı? Nerede biliyorsun ya? Başka nerede gördüğün şeyleri burada bana anlatıyor. Bunlar başka. Kartla martla bunlar. Hocam herkes şey de yaptı. Coenler film çekti. İlk 5 dakikasını arkada iklimler posteri vardı. Ya tamam bak başka bir şey söyleyeyim şu an. Ben diyorum ki evet. Nur Bilge'ye hani beni... Hadi soruysa soru. Formatı başka bir yere getiriyoruz. Kapatırız artık. Ne sorun ne? Söyle. Jude Law'a bu insan kartını vermiş midir? Hayır vermiş midir değil. Vermesine ne tepki verirsin? Tepki videosu. İzliyorlar böyle. O kartı verdi abi. Ama ben YouTube'da çok görüyorum böyle şeyler. Abi i̇şte, mesela bir şey izliyor, tepki evet, veriyor. Tepki kolik. Böyle... Diye kanal var. Ha. Ne lan bu kanal? Inception vari. YouTube öyle. Mesela ben seni çok seviyorum ya diyelim ki. Evet. Mert Yazıcıoğlu'nun hastasıyım. Normal bir şey. Aynen öyle. Türkiye'nin %72'si gibi. %95'i gibi evet. İzliyorum. Şunu merak ediyorum. Mesela evde oturuyorum diyorum ki bir film seyrediyorum. Ulan bu filmi acaba Mert Yazıcıoğlu nasıl izlerdi? Lan aynı göz, aynı kulak, burun aynı böyle dinliyorum ben de izliyorum yani. İşte nerelerde gülüyorsun, nerelerde heyecanlanıyorsun. Öyleli. Şimdi evet. Beraber bir film izlemek gibi. Netflix'te bir tane kimdi ya Kerem bir şey yapıyordu ya nasıl oluyordu biliyor Kerem, musun? Kerem Çatay mı? Neydi? Netflix Party'li biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Sen, ben, Kubilay Aka, Aras Bulut İnemli. Selahattin Paşa'lı evet. Bir grup kuruyoruz tamam mı? Ne, nasıl bir grup? Ben kovuluyorum 10 dakika sonra. Arkadaşlar bu. Sen kurup çıkıyor musun? Yani, moderatör. Caner Cindy'i ekleyecektik. Niye bu özgürtlüğü ekledin? Sonra bir saat kuruyoruz.
Evet. Atıyorum. Ne var Netflix'te bu aralar popüler? Aşk 102. Yeni sezonu. Tamam. 101, Aşk 102. Aynı anda başlıyoruz izlemeye. Hı-hı. Parti. Birbirimizi de yazışabiliyoruz. Aa çok komik değil mi falan değil mi? Birbirimizi görüyor muyuz? Görüyor muyduk da? Ne oluyor? Yorum mu yazabiliyorsun? Tamam bir saniye bir şey soracağım. Ne yapıyorsun? Duyuyorsun birbirini. Parti hep beraber aynı evde izlemişsin gibi. Abi tamam da bir saniye. Ben şunu yaptım nereden alınacak adam? Çekeceksin onu YouTube'a koyacaksın. Kendini çeken bir kamera koyacaksın. Şey de içeriği bu de... Bu işten para mı kazanıyoruz yani? Evet. Olur yaparım. Mesela diyor ki... Aç. Aç ver. Evdeyim abi yaparım. Mesela evdeki şeylere tepki videosu çeksem izlenir mi? Bunu yorumlara yazalım. Evdeki nelere? Evdeki herhangi bir olaylara ama her şey değil. Yani bence izlenir. Bence de. Bak Mert izlenebilir. Başladı şu. Mert Yazıcıoğlu sabah uyanıyorum. Kapıcılar Kralı izliyor. Okey. Bunu bundan kamera. Para kazanıyorum ben de oluyor mu? Evet video koyuyorsun. Çok iyi abi. Bunun adı da YouTube Jude ha. Jude Law'dan biz nereye buraya geldik ya? Jude Law konumuz. Jude Law. Jude Law. Nuri Bilge. Kartını vermesi diyor, çok normal abi. Ne diyor ki beni diyor istediğin siz gibi bana istediğin zaman arayabilirsin. Mesela sen akşam ne düşünürdün? Mesela ben sen arardım ben. Ayarı kontrol ediyor değil mi? Abi neredesin? Ben seni çaldırıyorum şimdi. WhatsApp profil resmine mesela bakarım. Böyle bir gün geçirdin. Jude Law sen yönetmensin diyelim. Diyelim ki ben de bir şeyler çekiyorum. Sen Jude Law sana kartını ver. Dedi ki Caner beni istediğin zaman hani film olur şey olur arayabilirsin. Tamam. O gece nasıl geçer günü? Herkesi ararım, Ozan'ı ararım. Abi ne yapacağız Jude Law'a ne yazacağız? Bunu hemen paraya dönüştürmemiz lazım. Ne yapacağız derim yani. İşte o yüzden. Gain'imi arasak Blue'ya mı gitsek derim. Oha bu kafayla nasıl yapacağız ama ya? Hayatımda hiçbir şey değişmemiş. Abi yani. Herif zengin olsa bir simit yerine 10 simit alıyor. Öyle bir zihniyet yani. Aynen öyle. Derim ki abi paranın üstüne KDV 2'de mi binecek şimdi? Jude Law'ı ödeyince ama ne yapacağız? Hayır Jude Law'ın menajerlik parasını aradan çıkartmış oluyorsun. Böyle bir kar var. İnanılır. Çünkü direkt... Hayır. Nasıl? Abi bir dakika. Jude Law bana dedi ki... İşi ben bağladım mı diye Jude Law gidip menajerine. İşi ben bağladım abi. %20 verdim. Bir dakika. %1. Hani onu bizim kardeşimiz diyecek yani. Çanakkale'de bakın 5 ay ben çekime katılacağım zaten burada. Yani karavan falan kaşeler yüksek mi? Değil ama Nuri Bilge bu filminde. Nuri Bilge değil yani. Bütçe düşük. Evet. Az insan çalışıyor. Daha konsantre. Tamam bu adam bununla ödül alabiliyor. Biz yüksek bütçeyle niye ödül? Bütçeye verilmiyor ödül çünkü. Ödül istiyorum ben. Yani. Okey teşekkür ediyoruz. Duyuruyu yaptık. Ben ödül istiyorum abi. Ödül zamanı. Ölüm zamanı ne zaman? Ödül zamanı da Exen'de. Ölüm zamanı ne zaman geliyor? Ödül zamanı ne zaman geliyor biliyor musun? Maksimum 2 sene. Ödül zamanı geliyor. Benim için ödül zamanı geliyor. Altın kelebek geliyor. Altın kelebek. GQ. Man of the Year. Man of the Year ödülü Mert Yazıcıoğlu. Geçen sene de Ali bu arada geçen sene de Ali'yle alması Man of the Year'ı. Man of the Year almış olamaz ya. Abim valla ben çok dalga geçtim abi. Kapatacağız programı. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bakacağım. Alina Boz, Man of the Year. Ben oradaydım ya. Sen hocam kim bilir ne dinliyordun, kime bakıyordunuz? Abi vallahi. Dur bir dakika. Yılın yükselen yıldızı. Abi Man of the Year gecesinde yılın yükselen yıldızını mı almış? Evet. Ben de buradayım. Aa ben burada yoktum. Ben çalışıyordum. Ulan ben çalışıyordum ya. Doğru. O yüzden ben bu espriyi yaptım o zaman. Neden biliyor musun? Çünkü ben Man of the Year'ı aldı zannediyorum. Ama bak bizim grup burada. Bak ben yokum. Sizin grup ne demek ya? Bu ne grubu ya? Oğlum biz şeyiz ya. Brandiz. Siz misiniz ya gerçekten? Bu eski bir dizinin bir Friends. Sin 2020. Alina Boz Aşk 101'de mi oynuyor? Özür dilerim. Tüm gençlerden. GQ'dan özür diliyorum önce. Man of the Year'ı on. Alina Boz Aşk 101'de oynuyormuş. Oynuyor. Niye oynamasın abi? Ben nereden tanıyorum? Selahattin Paşa, Kubilay Akab. Bu demin az önce saydığın insanlar sen hepsi aynı dizide oynamışsın. Seni tebrik ederim. Evet. Ben de böyle bir ben arkadaş genelde tanıdığım insanlarla aynı. O kadar uzak bak konuya. Bu adam film çekiyor sonra. Piyasa kimlere kaldı? Yani. Vasatsın. Ben de işte şey falan. Ne oluyor ya bilelim. Evet. Görüşmek üzere. Bu videoyu daha menajerine yollayacağız. Kesilecek. Az da çok iş var. Evet. Çalışmamız lazım. Daha ben izleyeceğim. Onay vereceğim. Görüşürüz. Sağ ol Mert Yazıcıoğlu. Teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Gel bir kafa tokuşturalım.
Kendine iyi bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Saçmalık. Tamam kestik. Laps laps laps.